Herkese merhabalar. Yine bir videoda sizlerle beraberiz. Bu sefer bu video biraz daha farklı olacak diğerlerinden. Ama yine önemli bir video bence ve bizim yaptığımız çalışmaların nasıl yapıldığını, nasıl ortaya çıktığını gösterecek önemli bir video olduğuna inanıyorum. Bu yüzden sizin için bir süredir kayıttayım. Neden bahsettiğimi birazdan göreceksiniz zaten. Normalde bir gün içinde yaptığınız birçok şeyi gösteriyorum. Gün boyunca gittiğimiz yerleri ya da yaptığımız toplantılarda işte proje üzerinden yaptığımız toplantılar olabilir. Ya da bir malzeme üzerinden o malzemeyi tanımak adına yaptığımız toplantılar olabilir. İşte şantiye günleri dediğimiz seri var. Ondan da sık sık bahsediyorum. Ama bir de görünmeyen kısmı var. Kullanıyoruz çalışmak için. Öyle diyeyim size. Oturtabilmek için projeyi biraz daha yoğun çalışmak gerekiyor üzerinde. O yüzden geceler gündüzler hafta sonları karışıyor. Herkese merhaba. Ben iyi akşamlar diliyorum ama siz bunu ne zaman izliyor olacaksınız onu bilmiyorum. Şu an 23.38. Uykuyu tercih ederdim şu an. Tabii uyumak istiyorum. Ama bir yandan da ortaya çıkarmak istediğim de bir şey var. Tamamlamaya çalışıyorum. Tasarımın ayrı bir şey süreci var gerçekten. Gece gündüz yoğun olduğunuz böyle. Bütün o aklınız, bedeniniz, zihniniz, kalbiniz, ruhunuz böyle o yapmaya çalıştığınız şeyle bütünleşiyor. Bana öyle oluyor en azından. Olayın o görünmeyen kısmı da yani Melisa'nın beni görmediği zamanlar, yani geceleri olan zamanlar. Bizim aslında işimizin çok büyük bir kısmı diyeyim, gece çalışmasıyla da ortaya çıkıyor. Bunun tabii ki bir sebebi var. Bunları da size gösterebilmek için aslında Eylül 2020'den beri ara ara kendi kendime çekimler yaptım. Çünkü aklımda hep bu video vardı aslında ve yoğun çalıştığım bir zamanı özellikle göstermek istedim. O yüzden de umuyorum ki bu videoda bunları sizlerle paylaşırken sizden de eğer bir mimar olarak izliyorsanız zaten çok yakın anları, kendinize yakın olan anları göreceksiniz diyorum. İşte o yüzden de aslında burada geçirdiğim geceler çok fazla şu bölgede. Öyle söyleyeyim. Kendi kendime çeşitli köşelere böyle. Tabii ki Melisa kadar güzel çekemediğim estağfurullah diyor bana buradan ama açılar var. Olabildiğince o anı. Tamam Melisa, sen her gece benle o zaman burada çalış. Kamerayı mı bırakayım? Buraya sen o da olur. O da hiç hayır demiyor. Rehin aldı kamerasını. Yanlış cümleler kuruyorsun. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Bu şundan önemli. Yani neden gece çalışıyoruz? Neden işte mimarlar hep böyle baykuş ya da böyle gözler morarmış ya da işte bir dut mavisi vardır sabaha karşı gelinen böyle. Kaş göz kaymış durumda gördüğünüz gibi. Gece değil, pazar akşamı saat 23.55. Bir şey üzerinde. Bu ne ya? Şu an bir pazartesi akşamı saat 23.03. Kim saçım? Şöyle bir render krizi yaşadık. Ufak çaplı. Şöyle yani aslında çarşamba toplantı var ve toplantı için şunu da görelim gibi bir şey oldu. Ve onu da görebileceğimiz kişi hali hazırda yok yani yapacak olan. Yani benim devam eden işlerim var. O işlerin birini durdurup bir kısmını yani hani durdurup diğer hani bunu öne alarak bir alternatif çıkarmaya çalışacağız şimdi. Evet böyle bazen gündüzden geceyi bağlamak gerekebiliyor çalışmalarda. Kaş göz kayabiliyor. Saç baş böyle. Topuz ne kadar yukarıdaysa durum o kadar ciddi demektir. Hani gün doğarken ki o mavi görme anı vardır. Bunun sebebi temelde şu,
Özellikle tam yaratıcı bir anda, yani bir konsepti ortaya çıkarırken özellikle bu gece çalışmalarını çok yapıyorum. Öyle oluyor. Doğal olarak ben istemiyorum. Ben de uyumak istiyorum geceleri ama öyle olmuyor. Bir de böyle çok odaklanmak gereken, hani biraz daha teknik bir kısım varsa, özellikle bu benim için elektrik planları, öyle söyleyeyim. Elektrik planlarıyla ilgili gerçekten onu böyle çok hiç sessizlik, hani hiçbir başka işte kapı çalmayacak, telefon çalmayacak ve odaklanarak yapmanız gereken bir şey olduğu için oluyor diye düşünüyorum. Bu iki çalışma sırasında özellikle gece gerekiyor. Gecenin sessizliğinde güzel anlar ortaya çıkıyor. Ve hani online çalışmalar sürdüğü için beraber çalıştığımız arkadaşlarla da böyle oluyor. Beraber sabahlıyoruz online olarak diyeyim. Gün 24'ü, 24 Aralık, saat 22:26. Çok detaylı çalıştığımız bir villa projemiz var. Gerçekten büyük bir ev, çok hani ve de değişik detaylar çıkması gerekiyor yerleşimden dolayı. Şu anda biz online olarak 1, 2, 3, 4, benle beraber 5 kişi olarak çalışıyoruz. Hepimiz farklı bir yerini, farklı bir detayını ortaya çıkarıyor. Kimisi render olarak ortaya çıkarken, kimimiz daha detaylı şantiyeli uyumlu çizimleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Evet, bugün neymiş? Pazar 12:36. İkinci Zoom konuşmamıza gireceğiz. Aramızda konuştuğumuz bazı şeyler oluyor. Aslında proje grubu olarak konuştuğumuz şeyler. Rana, sevgili Rana, senin çizimine. Ezgi, şimdi şöyle bir şey. Şurası için şöyle bir düşüncem var. Burada yaptığın şeyi sevdim. Utku, banko içinde şöyle bir şey. Nida, burada... Beyza, bu nedir diyeceksin. Bu şu. Böyle yap. Gülçin, bu raflarda şöyle bir aralık herhalde açmamız gerek. Alkışlıyorum. Bizi alkışlıyorum. Öyle söyleyeyim. Bunun önemi nedir? Yani bir önemi şu anlamda yok yani. Hani eğer güzel bir şey yapmak istiyorsanız ortaya bütün detaylarını kapsamlı düşünebileceğiniz ve o düşünme sırasında sizin odağınızın o yaptığınız şeyden başka yere kaymaması gerekiyor. Bence temel sebebi bu. Onun dışında da belki ilham gece geliyor olabilir. Onu bilmiyorum. Yaratıcı alanlar için özellikle konsept kısmında işte bir şeyin böyle üç boyutunu gördüğümüzde bir de birikim oluyor. Gün içinde yaşadıklarınızın akşam bence ortaya çıkışı, gece ortaya çıkışı oluyor. Öyle de güzel projeler ortaya koyabiliyoruz. Evet, herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. Bazen bazı sorular geliyor. En sevdiğim soru şuydu zaten. Bugünlere nasıl geldiniz sorusu. Bugünlere nasıl geldiğim sorusunun bir tane cevabını bugün yaşıyoruz bence. Şu an Gülçin burada. Ve bugün pazar. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim herhalde. Online olarak çalışıyoruz. Renderleri yaparken de gün içinde de koşturmalar oluyor. O yüzden akşama kalıyor bu tarz şeyler. Özellikle bu hani tasarım aşamasında biraz daha geceye kalan şeyler var. Her aşamasında bizim işimizin geceye kalan şeyler oluyor. Ama hepsinin yapısı farklı. Yoğun, yani proje zamanı yoğun bir zamandır. Konsantre, odak bunları gerektirir. Bir şey atlamamaya çalışmanız lazım. İnsanız tabii ki atlarız ama olabildiğince çok parçalı büyük bir şeyin her bir küçük parçasını da düşünerek yapıp ortaya çıkarabiliyoruz. O yüzden zaman alıyor. Özellikle bunu dediğim gibi bahsetmek istediğim bir konuydu ve ben de hani sizlerle
ara ara bu görüntüleri paylaşmak istiyorum. Çünkü görünenin ötesinde yaptığımız işin, ya yapılan her işin görünenin ötesinde arka planı vardır. Arka planda çok emek vardır. Ve bu sefer de mimarlık günleri değil, mimarlık gecelerinden sizlere şimdilik hoşça kalın diyorum. Ve bir dahaki videoya kadar abone olmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve sizin bu konuda bir tecrübeniz varsa ya da başka bir sektörden bizi dinliyorsanız, izliyorsanız onunla ilgili hani sizin kendi tecrübelerinizi paylaşmanızı isterim. Çünkü bizim mesleğimiz 9-5'lik bir meslek değil, ömürlük ve yaşamın içinden olduğu için böyle oluyor dedikten sonra şimdilik hoşça kalın diyorum ve bir dahaki videoya kadar bay bay. Bilgisayarımı kapadım. Uykum geldi. Bu kadar dayandım bugün. Saat kaç? 0:37. Uzun bir gündü. Daha uzun dayandım. Zamanlar oluyor ama. Bugün bu kadar.